Hayır Yeliz. Ya gerçekten gerek yok. Bak Melih. Anneme söyle. Yün fanile falan göndermesin. Ya kutupta yapmıyorum ki ben askerliğimi. Hayır. Bak annem turşu da göndermesin. Ya yakalanınca komutanlar çok kızıyor Yeliz. Siz iyi olun yeter. Başka bir şey istemiyorum. Haftaya para göndereceğim size. Beni merak etmeyin. Seyfi, Seyfi. Tamam, hadi kapatıyorum. Annemi öp benim yerime, tamam? Buyur ustam. Tabakları çabuk yerleştir. Mutfakta işim var daha. Emredersin usta. Koy babacan, koy. Elini korkak alıştırma be. Tamam, torpilli işte. Eyvallah. Afiyet olsun beyler. Çekelim. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun babacanlar. Sağ ol Hamza abi. Allah kabul etsin. Amin cümlemizi. Bizimkileri gördün mü Hamza abi? Yok. Devirin penceresine çıkmışlar ve Şakir, Şakir diye sesleniyorlar. Ne oldular karıştırıyorlarmış yine? Katilden yemek istiyorlarmış. Bak bak. Neymiş? Lapa getiriyorlarmış sabah akşam. İyi olmuş. Her bulduklarını yemezler bundan sonra. Al işte. Yer misin yemezsin. Ha? Olayın faili de geliyor işte. Ne diyorsun lan Işmala? Afiyet olsun beyler. Sağ ol. Oo, sen de mi oruç tutuyorsun Gökhan Efendi? Yo. Çok isterdim tutmaya ama başım dönüyor. Tansiyonum düşüyor. Yemede durabiliyorum desene be ya. Bir ay yemese depoda gider valla. Oğlum. Bak madem oruç tutmuyorsun. Gece gece niye kalkıp sahur yemeği yiyorsun? Manyak mısın sen be? Aldı. Size dağıtayım ben yemeyeyim. Ulan iki lokma bir şey yiyoruz o da gözünüze batıyor ya. Bu mu iki lokma? Hayret bir şeysin. Ulan çatal bıçak yerini bile doldurmuşsun be. Aa taşmış. Ha taşmış tabii. Afiyet olsun. Eyvallah. Al su. Afiyet olsun beyler. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Ha. Ya sinyor. Ne? Sen iyice sapıtmaya başladın ha. Bu ne oğlum kaçıyor mu? Oğlum. Madem kaçıyorsun bari sivillere dolaşma ortalıkta be ya. Çiğdem Üsteğmen acayip sinirli oğlum. Yakalarsa oyar valla. Levent Üsteğmen yüz vermiyor ya. Ondan sinirli ben anladım. Bak ya ulan ben de kaptırdım ha. Oğlum milletin hakkında konuşmayın demedim mi ben size ha? Aman be zoruna mı gitti? Hem Seyfi uyarmak için dedim ben ya. Sen ye bakayım. Bir şey olmaz. Bakın size sahur için kaşarlı pide getirdim. Oh işte budur be Seyfi. Ver ver ver. Eski kaşar. Allah nasıl da cam çekiyordu ha. Versene madem. Hem sen oruç tutmuyorsun ki. Habire yüzüme vurun değil mi? Hastayım tutamıyorum işte ya. Oh. Alayım ucundan azıcık ne olur. Oğlum verin şimdi bir tarafı şişecek. Zaten seferi sayılı. Bu oruç tutamaz oğlum. Al bakalım. Dikkat! Seyfi, ne bu hal? Yadlı doğulu. Emredin komutanım. Niye üzerinde sivil kıyafet var? Aa, şöyle açıklayayım komutanım. İyi bir açıklama bulsan iyi edersin. Seyfi! İyisinden arayayım komutanım. Of. Ya komutanım işin aslı... Söyle babacan. Oğlum söyle çekinme. Komutanım, ben şimdi arkadaşa yanlışlıkla şöyle bir çarptım. Küt, çamura düştü. Pis bir şey oldu, böyle acayip bir şey oldu. Sonra biz tabii yıkadık, iki su yaptık, tertemiz oldu. Değil mi Seyfi? Yıkadık. Siz de her zamanki gibi bana böyle kızarsınız diye Seyfi'cağız söylemeye çekindi. Manyak sen. Senden her şey bekliyor. Şimdi komutanım çarpmak derken tam şöyle oldu. Seyfi gidiyordu böyle ben üstüne üstüne giderken. Ne oluyor be? Madem kamuflajların ıslak yat yatağında. Haklısınız komutanım da işte sahurdu, oruçtu yani buna benzer bahanelerim var tabii benim de. Tamam o zaman ye yemeğini sonra çıkar üstündekileri. Dolaşma ortalıklarda böyle sivil sivil. Emredersiniz komutanım.
Bundan öğreniyorsunuz değil mi? Benden öğrenmiyor lan komutanım. Vallahi ondan öğreniyorum komutanım. Şuraya bak. Bu tabak israfı. Abiciğim en güzeli kıştadaki gibi. Tabildot. Çorbası, pilavı, tatlısı. Hepsi için tek bulaşık ya. Hadi hadi bırak haytalığı, daha 8 masa var. Emredersiniz şefim. Emredersiniz. Daha o zamanlar ben üsteğmenim. Bir albayımız var. Çok sert. Demir gibi. Neyse. Bir gece dışarıda tipi fırtına. Ben nöbetçiyim. Geldi albay. Bütün koğuşu kaldırdı. Meğer uyku tutmamış. Gündüz eğitiminde İtalyan çukurunda kalan askerleri tek tek dışarı çıkardı. Ben de peşinden tabii. Askerlik anıları başladı. Sahura kadar bitmez şimdi. Yıllardır asker bu adamlar. Girin çukura diye. Of ya, ben de yıllardır dinleye dinleye bir askerlik yapmış kadar oldum valla. Ben de. O zamanlar şimdiki gibi değildi tabii. Askere gelen gençler daha bir ciddiydi sanki. Bir de bizimkilere bakın. Aile içi disiplinden de kaynaklanıyor biraz. Şimdikiler babalarının yanında sigara içiyor, bacak bacak üstüne atıyor. Evde öğrendiklerini askerde de yapmaya kalkışıyorlar. Bütün mesele bu. Ne olursa olsun. Belki eskiye nazaran daha laubali olabilirler ama sıra vatan savunmasına geldiğinde hepsi ciddiyetle görevlerini yaparlar. Gözümün önüne Hamza geldi nedense. Sonra Tosun, Şişko yemekhaneci, Ferit. Onları ciddi bir iş yaparken düşünemiyorum vallahi. İyi akşamlar. Hoş geldin, buyur. Şöyle geçeyim. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Malum trafik. Olur. Ya Ahmet Başçavuş gelmeyecek mi? Biraz işi varmış. Orucumu açıp geleceğim dedi. Nasıl? Eğleniyor musunuz kızlar? Sorma. Çılgın atıyoruz. Ya bir saate kalkar sinemaya gideriz. Sık dişini. Bombarda mı yesek acaba? O ne ya? İçli köfte çok lezzetliydi. Levent, bak buranın Çerkez tavuğu meşhurdur. Ye mutlaka. Pek iştahım yok bugünlerde komutanım ama tadına bakarım. Bu bir haftalık tatil seni yormuş, kilo vermişsin Levent. Çiğdem, vitamin falan versene Levent'e. Tabii komutanım, yarın veririm. Seyfi, bırak onları da gel boşları topla. Ya abi, ben bulaşık yıkamak için anlaşmıştım. Ne tabak toplaması şimdi ya? Beğenmiyorsan çekip gidersin. Hadi hadi, hadi çabuk. Afiyet şeker olsun. Hoş geldin. Buyur, hoş geldin. Hoş geldin. Amma geciktin be Ahmet. Neredeyse sahura gelecektin. Anca toparlandım komutanım. Ha komutanım. Bu ses çıktıktan sonra geldi. Belki acil bir şeydir diye getirdim. Buyurun. Plan programla ilgili bir şeydir herhalde. Gözün aydın Çiğdem. Hayırdır? Ah.
Ankara'ya tayinim çıkmış. Bir yandan seni kaybedeceğimize üzülüyorum. Öte yandan çok seviniyorum tayininin çıktığını. Senin adına sevindim. Tebrik ederim Hüseyin. Tebrik ederim komutanım. Teşekkür ederim. Aa, bu çok fena ya. Sensiz ne edeceğiz şimdi? Ya baba emir verdi gitmesin. Oldu. Başka bir isteğin var mı küçük hanım? Vallahi ben de çok sevindim komutanım. Ankara Gata'yı aldıklarına göre geleceğiniz parlak demektir. Vallahi özleyeceğiz sizi komutanım ya. Ben de sizi özleyeceğim. Hepinizi özleyeceğim. Tebrik ederim Çiğdem. Teşekkürler. Ramazan'dım. Canım ille rakı içmek gerekmiyor ki. Garson.